Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada 350 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. Yani dünya nüfusuyla oranlandığında her 100 kişiden 5'i depresyon sebebiyle zor hayatlar yaşıyor. Bu demek oluyor ki herhangi bir yakınınız, değer verdiğiniz herhangi bir arkadaşınız, belki de siz depresyonla mücadele ediyor olabilirsiniz. Depresyon, kişinin yaşam enerjisini, canlılığını, işlevselliğini yitirmesine sebep olan ciddi bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar, depresyonda olan insanların neredeyse yarısının depresyonun farkında olmadan ve herhangi bir tedavi görmeden hayatlarına devam ettiklerini göstermekte. Zihinsel bir rahatsızlık olması ya da uzun süreli keyifsizliklerin olağan karşılanması, depresyonun diğer bazı rahatsızlıklara göre daha zor anlaşılmasına sebep oluyor. Örneğin, mide problemi yaşadığımızda bunun bir problem olduğunu daha kolay fark edebiliyoruz. Ancak depresyon halini bu kadar hızlı anlayamıyoruz. Zor anlaşılmasının sebeplerinden bir diğeri ise dönemsel bir mutsuzluk ile depresyonun birbiriyle karıştırılıyor olması. Hepimiz zaman zaman kendimizi mutsuz hissedebiliriz. İşten çıkarılma, birisiyle tartışma, bir yere gecikme gibi birçok olay bizi keyifsiz bir moda sokabilir. Ancak bir süre sonra eski ruh halimize geri döneriz ve mutsuz hal ortadan kalkar. Fakat depresyon, dönemsel mutsuzluk halinden çok daha fazlasıdır. Peki nedir bu depresyon? Depresyondan bahsedebilmek için çeşitli belirtilerin var olması gerekir. Bu belirtileri sıralayacak olursak, gün boyu süren düşük duygu durumu, depresif ruh hali, önceden yapmaktan hoşlanılan etkinliklere karşı ilgide belirgin azalmalar, iştahta aşırı artma ya da azalma, aşırı uyku ya da uykusuzluk hali, yorgunluk, bitkinlik ya da enerji kaybı, işe yaramaz, değersiz hissetme, konsantrasyonda azalma, yinelenen intihar düşünceleri, yerinde duramama veya yavaşlık. Eğer bu saydığım belirtilerin en az 5'ine sahipseniz, 2 haftadan fazla süredir bunlarla mücadele ediyorsanız bir uzmana danışmanın vakti gelmiş olabilir. Unutmayın, depresyon tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Onunla yaşamak zorunda değilsiniz.